Bugüne kadar birçok yeni sıkıntı tuvalet geldi ve birçoğu öldü. Fakat hala hayatta olanlar var. Hangisinin ne kadar canını kaldığını merak ediyor musun? Ben ediyorum. Çok güzel bir video izleyeceğiz bugün. Hangi sıkıntı tuvaletin hangi kameramanın ne kadar canı kaldığını öğreneceğiz. Başlıyorum. En son bölümden başlıyoruz. Normal tuvalet direkt ölmüş. Large tuvalet. Stan TV'nin kaç canı kaldı acaba? Söz ne kadar fazla lan? Giant Cloud tuvalet. Bu tamamen ölmüş. Direkt beyni patlamıştı oğlum bunun. Tek attı. Titan TV Man'in ne kadar canı azalmış mıydı burada? Bu ses ne? Oğlum ne kadar güçlü Titan TV Man lan. HS7'ye ne kadar az canı gitti. İbrahim Tatlıses V2. Oğlum bu bölüm efsaneydi ya. 45. bölüm çıksa da izlesek. Bir anda iki kişi yok etmiş direkt. Oha! Speaker Titan'la VS atsa yüksek mersiz bunu izlerken yeni bölüm çıkmış olabilir ama bilmiyorum. Yeni gelen çoğu karakteri 4 tane kill almış normal toilet. Bunun burada canı azalmıyor kardeşim. Normal burada devam. Bakalım şimdi bugüne kadar Speaker Toilet'e hangi karakterler geldi? Hangileri tamamen öldü? Bu videoda onu öğreneceğiz. Abi Woman Toilet bu kadar hızlı ölmemeliydi ya. Burada bakın öldü gibi oluyor. Bütün seri boyunca gözüken tek dişi Skibidi Toilet buydu. Bak sonda kuru kafa olacak ölecek. Keşke ölmeseydi orada işte. Giant Toilet. Bak abi ben size diyorum gizemler videosunda söylemiştim. Bu gerçekten aşağıdaki Skibidi Toilet. Komutanlık yapıyor ve tek attı G-Man'e. Ama ileride tabii ki de evrimleşip geri geliyor. O zaman birden fazla mı tuvalet var? Bu arada benim bazı teorilerim var. Eğer bu videoya yorumlara yazın ve güzel like gelirse Eren Skibidi Tuvalet Teorisi diye özel bir video çekeceğim. Tamamen kendi teorilerimi anlatacağım. Hatırlarsanız burada bütün insanlar Skibidi Tuvalet'e dönüşüyordu. Bak! Human'lar direkt Skibidi'ye dönüştü. Bu large tuvalet ileride ölecek. Normal tuvaletler ölmüyor. Onlardan çok fazla var. Bunlar da demeyi çalmış mıydı lan? Bence arkadaşlar birazcık spoiler vereyim. Bence kameraman ve Skibidi'ler aslında tek bir insan. Çünkü bakın kafalar sadece... Neyse spoiler vermiyorum. DJ Toilet. Bu hiç şey yememişti. Burada telif var galiba. Ses kısmışlar. DJ Toilet'e hiç kimse bir şey yapmadı. Aha G-Man'i tekrar görüyoruz burada. Oha bir şey diyeceğim. Normal toilet hiç ölmemiş mi lan hayatı boyunca? Aa ölüyor. Dedim burada da mı bir gizem var acaba? Yok normal toiletler hızlı ölüyor. Normal toilet demek normal insan mı aslında? Normal insan. Oğlum bir de bir şey diyeceğim. Birden fazla mı acaba boss bir toilet var lan? Çünkü insan versiyonu ölüyor. Acaba cesetleri mi Skibidi Tuvalet'e çevriyorlar lan? Düşsene ölü insanların cesetlerini de çevirebiliyorlar mı? Çünkü bak bilinçleri yok ya, akılları yok. Acaba ölenlerin hepsi ölü insanlar mı? Olabilir. Normal Skibidi Tuvalet'ler Ezvin abi. Ama polis tuvalet ölmüyor biliyorsunuz. Yaklaşık 40. bölüme kadar ölmüyor hiçbir şekilde. En son TV'nin ışığıyla birlikte ölüyor. Kameramanların da canını görecek miyiz lan burada? Ben bu videonun Speaker Titan vs TV Man kısmını merak ediyorum. Aa Holy Toilet Man burada canı gidecek mi acaba? Biliyorsunuz burada baskın yiyorlardı. Burada yavaştan ayaklanma başlıyor aslında. Yavaştan teorilerimi söyleyeyim ben de. Hatırlarsanız bir önceki videoda burada gizemleri görmüştük. Bu videoda artık yavaştan Skibidi'ler kameramanlara karşı güçsüzleştiğini fark ediyor ve iman gücüne başvuruyorlar aslında. Ve Holy Toilet ölüyor. Buradan sonra bakın dikkatli izleyin şimdi. Asıl ayaklanmalar buradan sonra başlıyor. Gordon Freeman bu evrenin yaratıcısı mı acaba ya? Yani yapan insan. Şey gibi hani. Gaster gibi. Undertale'de Gaster gibi bir şey mi acaba? Triple Toilet ileride ölecek. Bak burada mesela damage yemiyor. Sadece sifonu dayak yediği zaman da damage yemiyor normal toiletler. O zaman çok fazla normal tuvaletler. Aa demeyi hiç yemedi lan yanında tuvalet patlayınca. Acaba mesela G-Man ezildi ya ilk bölümlerde. Ezildikten sonra o Skibidi tuvalete mi çevrildi? Gordon Freeman mı bunu çeviriyor acaba? Aa Flying Toilet yavaştan demeyi çalıyor ama ölmüyor. Ölüyor muydu lan yoksa ölmüyor. Spider kameraman.
Yani biraz düşük bütçeli bir kameraman. Sifon çekince ölüyor. Hiçbir şekilde işlemiyor abi. Grandpa Toilet. İlerleyen bölümlerde ölüyor diye hatırlıyorum. Rocket Toilet. Aa bakalım Rocket Toilet ölecek burada. Arkadan böyle geliyor ya. Ne olacak? Grandpa'yı direkt... Grandpa ölmemişti. Ölüyormuş. Hepsi ölüyor. Aslında bayağı güçlü biliyor musunuz Rocketman Toilet? Rocket Toilet. Oy. Matematik çözmeye çalışalım bak her izlediğimizde. Fark ettiyseniz her 4 veya 5 bölüm ard arda hep bir taraf kazanıyor. Siz de kendi tezlerinizi yorumlara yazın. Yemin ediyorum neredeyse hepsini okuyorum. Güzel bir teori çıkartmak için ortaya. Mesela ölmeyenlerden birisi bilim adamı Toilet hala ölmedi. Diyecektim ki bir dakika burada ölüyor, ölmüyor ki. İlerleyen bölümlerde geri gelecek sanki o. Aa burada demetçi var mı lan, merak ediyordum ben burayı. Burada atom bombası gibi bir şey atacaklar. Aa ölmüyor aynen. Spider Toilet ölseydi zaten çok güzel olacaktı da. Kameraman tek atıyor. Ama ölmüyor bak, kaçıyor abi artık. Ölmüyor bence ya bizim kameraman. Biz bence serinin başından beri hep aynı kişiye bakıyoruz. Ya Kama Toilet keşke ölmeseydi ya. Ben bunu en sevdiklerimden birisiydi. Evet, TV Titan'ın ilk gördüğümüz yer. Doğrusu Titan'ın. Yavrum be. Bu arada siz de yorumlar yazın. Sizce TV Titan'la Titan kameraman aynı kişi mi? Farklı olabilir belki. Titan kameraman. Giant Toilet'e tek atıyor ya. Yüce bak. Triple Toilet. Acımıyor abi. Sifona bile çekmeye gerek kalmıyor ya. Titan kameraman adamım benim. Aa burada kim ne kadar damage alıyor? Eşit mi damage'ler? Yok. Burada birazcık güçlüydü aslında boss bir toilet. Aa Rocketman'ı burada infaz etmişler. Sen kameraman tam ölecekken kaçmış burada. Bak bu şekilde hikayeyi daha iyi anlayabiliriz. Captain Toilet şey gibi bir şey galiba. Casus veya itiraf eden. Yok burada yerlerini itiraf etmediği için delirtiyorlar onu. Bir de sadıklar. Oy. Burada update olmuş, G-Man geldi. Boss gibi değil. Abi G-Man hiç demeye çalmıyor ya. Şaka mısın birader ya? Burada mesela canı gidiyor mu? Abi G-Man nasıl ölecek o zaman? Mesela TV-Man'ler ışınlanabiliyor. Aa Titan kameraman burada can yüklemesi geliyor. 10 tane normal toilet birden dalıyor buraya ama hepsi de tek mi atacak? Oha 10 normal toilet yüzüne bedel mi bir tane ışıklatması? Bir tane plazma topuyla hepsini indirdi. Abi Titan kameraman çok güçlü ya. Bence TV Man'den bile güçlü olabilir bilmiyorum ama. Normal toiletler izmin. Hidra Toilet hatırlarsanız bir önceki benim tam ölmemişti, şimdi orada tamamen ölecek bir şey ihtimal. Adamım benim be. Çok karizma değil mi? Projeksiyon kafa kameraman. Bu arada gizem aramaya devam edin. Giant Toilet. Bayağı Giant Toilet'ları var bu arada. Bu kameramanların ilk icadı aslında. Sonra TV Man'e deste gelecek. Bu müzikle birazcık gaza gelmiştik ama sonradan. Bak dikkat ederseniz Skibidi'ler çok iyi savunuyor. Kameramanlar çok iyi teknoloji üretebiliyor. İleride acaba... Uf, manyak bir teori geldi aklıma. İleride daha büyük bir düşman çıkıp iki tarafın onlara karşı savaşma ihtimali ne? Yorumlarda bunu konuşacak. Ya bu Skibidi'nin yorumlarına bayılıyorum full. Böyle tartışacağız biliyorsunuz, ben de yanıt atıyorum görüyorsunuz. Tek atacak ona. Ezmin Speaker Titan. Adamım!
Speaker Titan kurtarıcı gibi geldi bir anda ama yok olmuş. De oturuyor ya reis ya. Bu acaba insanken dövüşçü müymüş? Ben artık ona hemfikirim abi. Kameramanlar da önceden insan, skibidiler de önceden insan. Normal toilet. Hepsi easy olacak. Mafya toilet tek yiyecek Giant Toilet Titan Spacon. Bak şimdi saymaya başlayalım. Az önce de skibidiler kaybetti. Şimdi de skibidiler kaybedecek. Onun bir matematiği var arkadaşlar. Emin olun bir matematiği var onun. Burada kaybediyorlar mı? Evet kaybediyorlar. Speaker Titan tek atıyor hepsi. Tek atmıyor da iniyor hepsi. Aa mafya ölmemiş mi tamamen? Yo ölüyor ölüyor. Mafya da ölüyor aynen. Şimdi bak burada da kazanlar tamam mı? Skibilerin kazandığı bölümden itibaren saymaya başlayacağız. Ay flash geliyordu burada değil mi? Tamam bak bu 1. Her ardı ardı çok kazandığı zaman kameramanlar skibillerin yeni bir askeri geliyor. Of abi bu çok güçlü ya. Flash skibili çok tehlikeli. Bir de bu parazit yüklüyor ya millete. Kamera woman. Bir tane kamera woman vardı o da gitti anasını satayım ya. Bir skibiller kazandı sayın bak. Bunu da skibiller kazanacak. Evet. Arda arda iki bölüm kazandılar. Of en gıcık olduğum bölümlerden ya. Zombi large kameraman. İnsanları zombi yapıyorsunuz gıcık olurum ya. Speaker tankınız alın. Kardeş kardeş ölüyor burada ya. Bir de zombi olunca güçleri artıyor bunların. Bak gene 3. bölüm oldu. Gene skibidler kazanacak. Sanırım 4 ya da 5 bölümde bir değişiyor. 3. bölüm gene skibidler gün alıyor abi. 4. bölüm. Titan Speakerman geliyor. Kazanacak sanıyoruz ama burada mı parazitleniyordu? Hayır, burada parazitleniyordu galiba ya. Oy yavrum, militarıyı nasıl indiriyor ama? Hayır, 4. bölüm gene skibidler alıyor. Bize en çok üzen bölüm bu. Dördüncü bölüm gene skibidler ilerledi. Zombie Titan Speakerman çok güçlü ya. TV Titan'la vs atınca çok kararsızım ama TV Titan'ın ışınları var ama bunun da müziği var çok karar veremiyorum. Flying Speaker Hybrid Toilet gene kaybedecekler bak 5. bölüm. 5. bölüm gene skibidler kazanıyor. YouTube yazıp patlatıyor. Kızmış abi YouTube'a niyeyse. Bundan sonraki bölümde kameramanı almaya başladı. Her 5 bölümde bir değişiyor arkadaşlar. Bu bir matematik olarak. Şimdi bak yavaş yavaş başlıyorlar geri dönmeye, comeback atmaya. Aynen. Her 5 bölümde bir Allah'ım parazit toyutu. Öldürün şunu ya. Fırçalan lan şunu. İlk kurtarış. Buradan sonra bir derin nefes almıştık. Oraya artık comeback geliyor diye çok heyecanlanmış. Bak, 1. bölüm oydu. 2. bölüm güçlenmeye devam. Oğlum çok fazla zombi var ya. Burada kimse kazanmıyor veya kaybetmiyor. Burada kurtulabiliyoruz. 2. kameramanların en önde geldiği bölüm. Dancer kameramanı da seviyorum abi. Bak skibidi bir an hatırlıyor. Gördünüz mü orada korktu dönecek diye bak. Şu gözü kesin bak. Sağdaki boss skibidiye bakın beyler. Korktu bir an gördün mü? Speaker Titan'dan korkuyor abi bunlar. Yemin ediyorum korkuyorlar. Ölen var mı? Large Cameron ölmemeli. Oy. Ölmüyor ya. Bu biraz yanlış anlamış. 3. bölüm. Kameramanlar gelişmeye devam ediyor. Eğer tekrar 5'te comeback atarsa skibidler anlayacağız ki dönüşme var. Artık normale dönüyorlar.
Aslında normal kameraman vs normal skill'i kameramanlar alıyor. Helal olsun. 3'ün 4. Ay. Evet abi 5. Matematik 5 çözdük arkadaşlar. Artık daha anlamlı bakabileceğiz bu seriye. Her 5 bölümde bir comeback oluyor. Burada düzeliyor. Bundan sonra tekrar bozulmaya başlayacak. İndirin lan şunu. Sevmiyordum bunu ya. Mutant Toilet. Hibrit değil lan onun ismi Mutant. Ve bakın 5. bölüm. Fark ettiniz mi? O zaman 45. bölümde efsane bir şey gelecek. Siz bu videoyu izlerken belki gelmiş olur. Hala yayınlamadı. G-Man Toilet V2. Boss Skill Toilet V2 çok tehlikeli. Bak 5'incide tekrar comeback attı skill'ler. Ama T-Man geldi. Radyoaktif Toilet. Abi. Bu bölüm var ya. Çok iyi bölümdü ya. Çok heyecanlanmıştık T-Man'i ilk gördüğümüzde. Bizi niye değiştiriyorsun? Telif atmıyor ki Dafuk. Bu kırılmadan sonraki 1. bölüm say bunu. Aynen 5'te bir şey olacak. Abi ya bu matematikle o zaman 45. bölüm şu an belki sizleriniz. Ben izlemedim bu video çekerken. Daha çıkmadı. O zaman kameramanlar kaybedecek miydi? Bak gene kameramanlar kazanmaya başladı. Oğlum bu matematiğe göre kameramanlar çok bölümdür kazanıyor o zaman lan. Ay hayır ya. Speaker Titan 1000 alacak o zaman. Gene TV Man kazandı. Gözlüğünü tak kardeş diyor. Hepsi bakın abi bu bölüm manyak. TV Titan'ı ilk gördüğümüz bölüm. Bu bölüm çok iyiydi. Buraya kadar çok heyecanlandık da bu bölümden sonra birazcık korkmaya başladık. Acaba gözlüğü takmasa kameramanlar da ölür mü direkt? Onlar sifonu yok, sifonu çekemezler. Bak kendi sifonu çekiyor, bu detayları fark ettiniz değil mi? Çok iyi bölüm bu ya. Belki en iyi bölüm olabilir. Ama yok, Speaker Titan vs TV Man Titan vs atarsa o en iyi bölüm olabilir. Gitgide heyecanlı hale geliyor. Zombi kameraman, bu da sondan bir önceki bölüm. İşte burada yavaştan tekrar skibler comeback atmaya başlıyor. Cidden o 5 var ya Cloud Toilet. 5 matematik çalışıyor galiba. Turgut'u kim arıyor la? Alo. Alo. Reis videodayım. 10 dakika sonra arayayım mı seni? Tamam hadi öpüyorum bay bay. Turgut Ekim Caves. Bak burada işte skibler tekrar comeback atmaya başladı abi. Bak burada da skill'ler comeback atıyor. Yemin ediyorum 5 bölüm olayı çalışıyor arkadaşlar ya. Çözdüm oyunu. Burada benim ne dediğini anlamadık TV'nin. Yok oldu bir anda, ışınlandı, kaçtı çakallar. Bir tık satış. Bir tık satış. Satış mod bir tık. Ve o bölüm. Aa bu bölüm zaten var ya, of. Efsanevi bölüm. 4. bölüm. Artık gözlük mözlük ben tanımıyorum dedi TV Titan Man. Speaker Man. Ama belki ya parazitte geliştiyse. Abi hepsini indiriyor ya. TV Man'e bakar mısın ya? Ve her dakika upgrade olabiliyor ya. Manyak bir olay. Süper bölüm ya. Müzik de güzel olmuş. Ve karşısına Speaker Titan geliyor. Tek başına gelmiyor. Arkasında adamları da vardı. Aynen bak. Of çok havalı bölüm. Kızdı artık ama.
Bu yüzden Speaker Titan'ı indirebilir belki kızdığı için. Kendisinden de olsa. Manyak bölümdü ya. Kimin ne kadar canının kaldığını öğrenmiş olduk. Taz küçük detaylar hikayeye katkı sağlıyor bayağı bir. Beni de teşekkürler. Umarım en yakın zamanda 45. bölüm gelir ve tekrar güç listesi tarzı benzer Squidward videoları gelmeye devam edecek. Sizler seviyorsunuz. Ben de her izlediğimde hikayeyi daha iyi anlıyorum. Daha çok anlıyorum. Beni de teşekkürler. Her zaman dediğim gibi gülmeyi asla unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.